acısız yol aradığınız yol olmayabilir. O yolu bulsanız bile istediğiniz yere götüren yol olmayabilir. <laughs> Ruhların iyileşmesinden bahsediyoruz. Bir ruhunuz var ve bir vücudun içindesiniz. Bedeninizi görebiliriz ama neler olduğunu bilemeyiz. Mış gibi yapma konusunda çok başarılıyız. Her şey yolundaymış gibi yapıyoruz. Hiçbir şey iyi değil aslında. Kendimizi kandırma konusunda bile iyiyiz. Hayatımızda bir sürü olumsuzluk varken bunları görmezden geliyoruz. Böyle yaşamayı öğrendik. Hayatlarında neşe, esenlik ve güzel şeyler varken düşük seviyede yaşayan ve neyin yanlış olduğunun farkında olmayan ne kadar insan var merak ediyorum. Uzun zaman için işlevsiz olabilirsiniz. Öyle ki işlevsizliğin içinde işlevli olmayı öğrenebilirsiniz. Aslında dışarıda sizin için daha iyi bir yaşam olduğunu bilmezsiniz. İsa der ki hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Programımızın adını günlük hayattan zevk almak koyduk. Çünkü İsa cennette evimize gideceğimiz güne kadar bu yaşamda sefil bir halde yaşamamızı istemiyor. Ben sonsuz yaşamın İsa'yı hayatımıza kabul ettiğimizde başladığına ve onun uğrumuza öldüğü bu yaşamdan keyif almadığımız zamanların Tanrı'yı üzdüğünü düşünüyorum. Bazen Tanrı'nın dünyayı 6 günde yarattıktan sonra dinlendiğini ve Adem'in dünyaya geldiği ilk gün dinlendiğini unutuyoruz. Tersine çeviriyoruz, işlerimizi her şeyin üzerine yükseltiyoruz. Tembel olmamalıyız fakat Tanrı aynı zamanda yaşamdan keyif almamızı istiyor. O kendinizden keyif almanızı istiyor. Ailenizden, çocuklarınızdan. Her şeyden keyif almanızı istiyor. Çocukları sadece büyütmeyin, keyif alın. Eşinizden de keyif alın. Amin. Amin. Ama bence bu konuda çok sessiz kaldınız. <laughs> bence tekrar etmeliyim. İncil'de kadın kocasından keyif almalı der. <laughs> ah. Teşekkür ederim. Ve kendinizden de keyif alın evinizden de keyif alın. Temizlik yaptığınız için sızlanmayın. Keyif alın. Söylediğim gibi eğer işinizden memnun değilseniz hoşlandığınız bir iş bulun. Nefret ettiğiniz şeyleri yaparak zaman harcamayın. Daha fazla keyif alarak yaşamaya ihtiyacınız var mı? Tamam. Biz sadece var olmak ve günden güne geçip gitmek istemiyoruz. Ben sürekli büyümek istedim. Evden ayrılacaktım. Çocukluğumdaki problemlerden uzaklaştığımda o problemler artık yoktu. Ama ben onları kendimle birlikte yanıma almıştım. Ruhumda iz bırakmıştı. Bunlar hayatımın her anını etkiliyordu. Ta ki tam zamanlı ciddi bir Hristiyan olmaya karar verinceye kadar. Sadece pazarları kiliseye giden bir kişi olmakla kendini İsa'nın neden kendisi için çarbıkta öldüğünü anlamaya ve bu hayatı nasıl yaşayacağını anlamaya adamış bir kişi olmak arasında çok büyük bir fark var. Sadece kiliseye gitmekle o anını ayırmakla kilise takvimine tik atmakla arada büyük bir fark var. Tanrı yolunda ciddi bir şekilde yürümek, İsa gibi düşünmeyi öğrenmek ve İsa'nın siz yaşayasınız diye öldüğü yaşamı yaşamak çok önemlidir Şimdi sizinle acısız yol hakkında konuşmak istiyorum <laughs> Yaralanmak acı verir ne gariptir ki iyileşmekte acı verir Bir süre sonra acı geçer ama birçok insanın zayıf kalmasının nedeni iyileşme süresinde de acı çekmesidir. Kendinizi yaralayabilirsiniz. Yaralamak canınızı yakar. İyileşme sırasında da acı vermeye devam eder. Bugün benimle birlikte hayatlarınızı bir üst seviyeye çıkarmak için karar verenlerden biriyseniz, sadece durup nefes almakla yetinmiyorsanız ve gerçek bir hayat istiyorsanız İsa'nın sizin için öldüğü bir üst seviye yaşama geçmek istiyorsanız bunu anlayın. Tabii ki iyileşmek için bulunduğunuz yerde birçok şeyle yüzleşeceksiniz. İsa dedi ki eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçek sizi özgür kılacak. Özgür kılacak olan başkası hakkındaki gerçek değil. Benim problemlerim olduğunu gösteren kendi yüzleşmem gereken gerçek. Ben kontrolcüydüm, güvensizdim. Ne kadar cesur ve güçlü görünmeye çalışsam da aslında güvensizdim. Dürüst olmak hayatta yapabileceğiniz en cesur şeydir. Tanrı sizi tanıyor. Sizi seviyor. Kendinizi bilmeye ve kendinizi her şekilde sevmeye ihtiyacınız var. Yaptıklarımdan hoşlanmıyorum ama kendimden hoşlanıyorum. Kendimizden nefret edince ve kafamızdaki mükemmellik seviyesine gelemediğimiz için kendimizle ilişki kurmayı reddettiğimizde Tanrı'yı aşağılıyoruz. İsa mükemmel olmayanlar için öldü. O geri gelene kadar mükemmel olmayan çok yönlerimiz olacak. İncil onun iyi durumdakiler için değil, hastalar için geldiğini söyler. Amin. Ben Tanrı'dan yardım alıyorum. Sizler de öylesiniz. Yardım alıyorsunuz. Fakat benliğimiz her zaman acısız yolu arıyor. Bu yüzden de size karşı açık olacağım. Eğer gerçekten iyileşmek istiyorsanız sizi uğraştırıcı şeyler karşınıza çıkacaktır. Tanrı sizi zaferden zafere taşır ama Tam iyileşme yolundaysanız en azından bir yere doğru yoldasınızdır. Duydunuz mu? Bu bir yere sıkışmaktan çok daha iyi. Bugün konuşacağımız iki çeşit acı var. Değişim acısı ve değişmemenin acısı. Aynı kalma düşüncesi beni gerçekten çok korkutuyor. 42 yıl önceki ben olarak kalma düşüncesi bile benim titrememe neden oluyor. Bulunduğum yere gelirken çok acılar yaşadım ama şimdi aldığım keyif çok fazla. Hem de çok. Tanrı vazgeçmemem için lütfetti ve çok mutluyum. Bu süreçleri yaşarken ileride bunu başkalarıyla paylaşacağınızı da Sakın unutmayın, insanların başaranları görmeye ihtiyacı var. Eğer sen yapabildiysen ben de yapabilirim. Bunu anlıyorlar. Benim çok sevdiğim bir söz var. Uzun süren olan kolay olmaz. Kolay olan da uzun sürmez. <laughs> Amin. Devin söylediği bir şey var. Hızlı ve kırılgan, yavaş ve sağlam. Yavaşça bir araya gelen daha dayanıklıdır. Bilmiyorum farkına vardınız mı ama Tanrı asla aceleci değildir. Bunu fark eden oldu mu acaba? Neden? Çünkü o sayıdan çok kalite peşinde. Amin. Kendinizle gurur duymak için ne kadar çok İncil okuduğunuzu görme tuzağında sıkışıp kalmayın. Tanrı okuduklarınızdan bir şey anlamadığınız halde 7 bölüm okumanızdansa sadece iki ayet okuyup üzerinde bir saat zaman ayırıp bir şeyler öğrenmiş olmanızı tercih eder. Beni duydunuz mu? Evet. Çünkü o biliyor. Sayıdan çok kalite olmalı. Aceleye gelmeyin. Her şeyin kolay olması için biz bakınmaktan vazgeçmeliyiz. İstediğimiz şeylere ulaşırken içinden geçtiğimiz durumlarla yüzleşecek sağlamlığa sahip olmalıyız. Biliyorsunuz birçok insan başarılıları kıskanır. 40 ya da 50 yaşlarında formda olanları kıskanır. Ya da birinin evini kıskanırsınız, birinin işini kıskanırsınız ya da iyi bir emeklilik hayatı olanları kıskanırsınız. Bizler emek harcamayı tercih etmeyip sahip oldukları şeyler için emek harcamış olanları kıskanmayı bırakmalıyız. Çünkü onlar buna sahip olmak için çaba harcamıştır. Hadi ama gerçek zamanı anladığınızdan emin olmalıyım çünkü gerçek olmayanları söylemiyorum. Sizin ruhunuz taciz, reddedilme, kayıp, terk edilme ya da başka bir şeyle yaralanmışsa Sağlamlık durumuna dönüşebilmek kolay olmayabilir. Ben ruhsal iyileşmeyle ilgili toplantılara katıldım. Her şey düzeldi, iyileştim olmuyor maalesef. Beni alkışlamak ve coşmak çok kolaydır. Ben kazandığım zaferden bahsettiğimde alkışlayıp coşabilirsiniz fakat benim zaferlerim size zafer kazandırmaz sizin de o süreçten geçmeniz gerekir. Yolunuza ışık yakılabilir ama yürümeniz gereken yolu yürümeniz gerekir. Efesliler 2.10'da şöyle der. Biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi şeyleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. İsa Mesih iyi bir yaşama sahip olabilmemiz için gereken bedeli ödedi. Bizler de onun söylediklerini yapmalıyız. Bu kolay değil ama kesinlikle değecektir. <laughs> Amin. Amin. İçinizdeki enerjiyi boş şeylere harcamaktansa sizi bir yerlere götürecek şeylere harcamak isteyen var mı? Bunu bilmek istiyorum. Amin. Pekala. Dar yol, geniş yol. Matta 7, 13, 14. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bunu seviyorum. Geniş kapı geçmesi kolay ama sizi yıkıma ve kayba götürüyor. Bu kapıyı tercih eden çok ama çok insan var. Eğer geniş kapıdan geçerseniz asla yalnız kalmayacaksınız. O yolda her zaman çok fazla insan olacaktır. Oysa yaşama götüren kapı dar. Yolda çetindir. Bu yolu bulanlar çok azdır. Size bir şey söyleyeyim. Acı her zaman bir geçiş anlamına gelir. Acı da doğru kararları vermenin acısı. Nazik olmayan birine karşı nazik olmak zordur. Sizi yaralayanları Affetmek zordur. Düşmanlarınız için dua etmek eğlenceli değildir. İsa'nın geçtiği yolların kolay olduğunu düşünen var mı aranızda? Bunu tekrar söylememe gerek var mı? İsa'nın geçtiği yol hiç kolay değil. Getsemani bahçesinde o da büyük bir baskı altındaydı kan ve ter akıyordu hiç kolay değildi bugün bunları oturarak dinliyorsunuz ama aslında ne olursa olsun her zaman sizin için bir umut var dünyada çok fazla iyi haber yok ama burada bugün iyi haberler var günahlarınızın bedeli ödendi ne olursa olsun her zaman sizin için bir umut var. Size söylüyorum günahlarınızın bedeli ödendi. Tanrı İsa Mesih aracılığıyla bizim için yapmak zorunda olmadığı her şeyi yaptı. Bu tamamlandı. Biz onun bunları yapmasını beklemiyoruz. Bu yapıldı. O bizden buna inanmamızı bekliyor. <laughs> Dar kapıdan girmeye. Ve ne gerekiyorsa yapmaya karar verdikten sonra harika bir yaşam sürmenize hiçbir şey engel olamaz. Ama bu kolay değil. Tanrı'nın bizi kolay işler için meshettiğini düşünmüyorum. Hayatlarımızda meshedilişin ve kutsal ruhun olmasının sebebi zor ve çetin işlerdir. Tanrısız birinin mutlu kalması mümkün değil ama biz yapabiliriz. Galatyalılar 6-9'da iyilik yapmaktan usanmayalım der. Bir kişiye size uzun zaman iyi davranmadığı halde iyi davranmanız gerekebilir. Size uzun süre iyi davranmadığı halde sizin iyi davranmanız gerekebilir. <laughs> Buradaki sır şu. Yaptığımız şeyleri Tanrı'dan bir karşılık bekleyerek yapmayalım. Doğru olan şeyleri doğru olduğu için yapalım. Doğru şeyleri burada olduğumuz sürece yapmaya devam ederiz. Sonuçlarını Tanrı'nın ellerine bırakırız. Burada birçok ödül almayı umuyorum ama ödüllerimi burada almazsam onları işim bittikten sonra alacağım konusunda garantim var. sonsuz yaşamın uzun bir zaman olduğunu düşündünüz mü? <laughs> Oldukça uzun bir zaman gibi ve bence biz buradaki zamanımızın çoğunu orası için hazırlanarak geçirelim. Her gün harika hissetmeyi isterdim. Kimsenin bana zorluk çıkarmamasını isterdim. Herkesin beni sevmesini isterdim. Bu harika olurdu tabii ama ne var biliyor musunuz bu asla olmayacak. <laughs> Zor durumlarla karşılaştığımda Tanrı'nın lütfuyla İsa gibi tavır sergilemek istiyorum. Çünkü bu tarafta tüm ödüllerimi almasam bile diğer tarafta onlar beni bekleyecek. Aranızda kaçınız daima yaşayacağına inanıyor? Tamam. Romalılar 14'te herkesin Tanrının önünde durarak hesap vereceğini söylüyor. Başkaları için hesap vermeyeceğim. Başkaları için endişelenmemeliyim. Kendimle ilgilenmeliyim. Hadi ama, doğru olanı yapacaksınız. Başkalarının yaptıklarıyla ilgileniyoruz. Sen şunu yapmalıydın, bunu yapmalıydın, bunu yapmamalıydın. Tamam. Biz artık kendi işimize bakalım. Doğru olanı yaptığımdan emin olmalıyım. İyilik yapmaktan usanmayalım. Eğer biz gevşemezsek mevsiminde biçeriz artık o neyse. Bu konuda çok yüreklendirildik. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. <laughs> yani hizmetim için Tanrı'nın birçok şey yapacağına inandığım zamanlarda kiliseye gelen çok fazla insan oluyordu. Diğerlerine peygamberlikte bulunuyorlardı. Salonda oturanlardan birisi beni işaret edip bana Tanrı sana diyor ki iyilik yapmaktan sakın usanma. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz dedi. İlk başlarda bu beni heyecanlandırdı. Sonra bunu duymaktan yoruldum. Fark ettim ki hala eskiden olduğundan daha fazla bir şey bilmiyorum. Tanrı ne zaman hazır olduğunuzu düşünürse hadi ama Tanrı sizin için ne hazırlıyorsa cehennemin hiçbir şeytanı bunu almanıza engel olamaz. Bu seyahatin tadını çıkarın. Aramızda hiçbirimizin Tanrı'yı acele etmeye zorlayacak durumu yok. Doğruyu yaparken canımız yandığında bu ruhsal geçiş anlamına gelir. Ruhsal olgunluk zorken bile Tanrı'ya itaat etmeyi gerektirir. Özgür kelimesiyle heyecanlanırız. Bedava konferans, bedava kitaplar, her şey. Ne var biliyor musunuz? Oo, Hala toplantılarda bedava kaynaklar dağıtılıyor mu bilmiyorum. Biz bunu yapıyor muyuz acaba? Eskisi kadar yapmıyoruz. Neden? Hristiyanlar bunun için birbirini öldürecek. Ben şaka yapmıyorum. Elimde üç tane bedava kitap var deyin. İnanın bana insanlar onları almak için birbirini öldürebilir. Paraları olmadığından değil, Bedavayı severiz. Bedava bir şey aldığımızda zafer kazanmış gibi hissederiz. Bedava ama bedava olan şeyin karşılığını biri ödedi. Hadi ama. Kurtuluş karşılıksız bir hediye. İsa ödedi. Bu ona mal oldu. Bu konferans ücretsizdi ama dünyanın her yerindeki ortaklarımız sizin gelebilmeniz ve keyif alabilmeniz için bunun karşılığını ödedi. Çünkü gerçeğin sizi özgür kılacağını biliyoruz. Sizler Tanrı'nın krallığına veren kişilere dönüştürülüyorsunuz. Kendinizi aldatmayın. Aslında bedava bir şey yok. Kilo aldıysanız onu vermelisiniz. Acıkmanız gerekiyor. Yani paranızı yağ eritici hapları almak için harcamayın. Çünkü yan gelip yatarak doğru sonuç alınabilen bir şey yok. Bu işe yaramayacak. Borcunuz varsa daha fazla gelir getirecek bir şey yapmalı. Harcamalara dikkat etmeli ve bazı şeyleri ertelemelisiniz. Biri dua ettiğinde borçlarınız anında yok olmaz. Hadi ama bunu bilerek davranalım. Acısız yol aradığınız yol olmayabilir. O yolu bulsanız bile istediğiniz yere götüren yol olmayabilir. Acıların içinde park edip ömrünün geri kalanını orada harcayan biri olmayın. Tanrı'nın sizi özgür kılmak için ayırdığı yere ulaşana kadar vazgeçmeden yürüyün. Duygusal şifaya alın. Tanrının tecrübelerinizi başkaları için kullanmasına izin verin.